Bir başlangıç sorusu bu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde son yıllarda siyasi kutuplaşma, partizanlık hakikaten tırmanıştaydı. Fakat Trump'ın başkanlık seçimlerinde, yani 2016 yılında bu zirve yaptı. Bu kutuplaşma, siyasi atışmalar o kadar böyle ileri noktalara kadar gitti ki neredeyse siyasi şiddet ve siyasi tehditler, vatan hainliğine kadar varan suçlamalar şeklinde daha da bir yükseldi. O bakımdan bu seçimlerin atmosferi her bakımdan değişikti. Daha çok olumsuz anlamda değişikti. Ve tabii seçim mevzubahis olan hususlar da Amerika bakımından ve dünya bakımından önemli noktalardı. Şimdi bunun tabii çok değişik sonuçları olacak. Belki ilerideki dakikalarda onları tartışacağız. Ancak hakikaten beklenildiği üzere Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçti. Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluklarını korudular. Şeylerde eyalet valisi seçimlerinde de Cumhuriyetçiler aslında olumlu bir performans gösterdiler. Ama bu Kongre'deki Temsilciler Meclisi'ndeki değişiklik önümüzdeki 2 yılı, yani Trump'ın geri kalan 2 yılında başkan olarak çok derinden etkileyecek. Şöyle, yani bunu öz Türkçe biraz tarif etmeye kalkışırsak seçim sonuçları Trump'a kırmızı ışık yakmadı. Ama sarı ışık yaktı. Yani ve önemli bir şekilde sarı ışık yaptı. Onun için ben birinci sorunuzu bu çerçevede cevaplandırmış olayım. Diğer